İnsanın vücudunu meydana getiren, bedenini meydana getiren dört unsur, anasır-ı arba'a denilen şeyler, hava, su, toprak ve ateştir. Bu bütün peygamberlerin anlattığı bir şeydir. Senin kendini tanıman için. Yani senin yapında, senin vücudunda, bünyende hava var, toprak var, su var ve ateş var. Bunlar şimdi tıbbi yönden hepsini açıklayabiliriz. Hava var, vücudun içerisinde birçok gazlar vardır biliyorsun. Öyle değil mi? Yani birçok gazlar insan vücudunun bünyesini meydana getirmiştir. Birçok elementler ve iyonlar vardır. İnsanın vücudunda toprak vardır. Zaten insan vücudunu oluşturan proteinlerin, amino asitlerin hepsinin kaynağı, kökeni nedir? Topraktır. İnsanın bünyesinde ne vardır? Su vardır. İnsanın zaten vücudunun %70-75'i sudur. İnsanın bünyesinde ateş vardır. İnsanın zaten canlı olabilmesi için vücudun belli bir ısıda olması gerekiyor. İşte 36-37 derecelik bir ısıda olması gerekiyor. Ama bunlar, bu dört unsur, sizin vücudunuzun yapısında bulunan bu dört unsurun insanda meydana getirdiği bir kısım olumsuz huylar vardır. Yani karakter bozuklukları dediğimiz şeyler vardır. Mesela ateş unsuru bir insanda eğer baskınsa, etkiliyse, o ateş unsurunun insan üzerindeki etkisi, olumsuz etkisi, çok acımasız, zalim ve sinirli, asabi bir insan olmasıdır. Su unsuru bir insanda baskın ve etkinse, bu o insanda iki yüzlülüğe sebep olur. Ahlak bozukluğu olarak iki yüzlü. Girdiği kamı şeklini almak yani. Anlatabildim mi? Hava unsuru bir insanda baskınsa, o insan kibirli ve gururlu olur. Havanın insan üzerindeki olumsuz kötü huyu kibir, gurur ve enaniyettir. Ucubtur. Kendini yüksek görmektir. Toprak unsuru bir insanda baskın olursa bu da dünya sevgisine sebep olur insanın bünyesinde. Yani insanın sahip olabileceği ve Allah'ın istemediği kötü huyların hemen hemen büyük bir çoğunluğu bu dört unsurdan kaynaklanır. Ve bu dört unsur nefsin askerleridir. Nefsin askerleridir.